millet olarak bütün bizim değerlerimiz, özelliğimiz, güzelliğimiz, edebimiz, hayamız, şerefimiz, namusumuz vallahi İslam'dan kaynaklanıyordu. İslam bizim karakterimizi temsil ediyordu. Biz millet olarak karakterimizi, kabiliyetimizi İslam'dan almıştık. İslam'dan uzaklaştıkça karaktersiz oluyoruz. İslam'dan uzaklaştıkça selamı kesiyoruz. Barışımız azalıyor, bağışımız azalıyor, edebimiz, namusumuz, hayamız azalıyor. Dikkat! Birbirimize olan itimadımız, itibarımız, güvenimiz gittikçe sarsılıyor, sarsılıyor. İslam'dan uzaklaştıkça güvensizlik duymaya başlıyoruz. Açık bunlar. Biz millet olarak bütün değerlerimizi İslam'dan almışız. İşte en basit misal olsun diye söyleyeyim. İçinde bulunduğumuz mübarek ayın adı nedir siz söyleyin? Recep, sonra Şaban, sonra Ramazan. Şu üç tane isim, üç aylar diyoruz. Recep, Şaban, Ramazan. Anadolu'da hangi kahvehaneye giderseniz gidin. Kahveye girin, işte oturan insanlar var. Kapıda bu üç tane isimi söyleyin. Recep, Şaban, Ramazan deyin. O topluluğun içinden bir sürü insan ayağa kalkar mı kalkmaz mı? Siz söyleyin. Kalkar. Niye? Niçin kalkıyorlar? Çünkü isimleri Recep, Şaban, Ramazan. Bak Kur'an'da geçen Allah ve Resul'ün sevdiği isimleri bizim milletimiz kendisine isim olarak almış mı almamış mı? Bak nereden almışız değerlerimizi? Şimdi ne? Tanju, Tansu, Kansu, Cansu. Hangisi Kur'an-ı Kerim'de var? Bu millet kendi kendisini kendisi bozuyor. Ne demek ulan Tanju? Niye ya? Niye Kur'an'dan uzaklaşıyorsunuz? Niye çocuklarınıza İslam'ın isimlerini vermekten kaçıyorsunuz? Sonra da bozulduk diyorsunuz, kirli toplum diyorsunuz. Tabii kirli toplum. Kelimeleri bozmaya hakkınız yok. Kültürümüz Kur'an'a dayanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en aşağıdaki kademesinden en yukarıdaki orgeneraline kadar millet nazarında Türk ordusunun adı, ünvanı, künyesi, ismi nedir siz söyleyin. Mehmetçik. Mehmetçik. Orgeneral de Mehmet. Bu millet orgenerale de Mehmetçik diyor. Hiçbir rütbesi olmayan bir er veya erbaşa da siz söyleyin. Mehmetçik diyor. Ne demek? Küçük Muhammed Mustafa, Hazreti Muhammed'in çizgisindeki adamlar. Öyle mi değil mi? Hadi inkar etsinler bakayım. Niye inkar edemiyorsunuz? Senin aslın Hazreti Muhammed'e, kültürün, karakterin, ahlakın, değerlerin Hazreti Muhammed'e dayandığı zaman üç kıtaya hükmediyordun. Şimdi PKK'ya hükmedemiyorsun. Vay millet vay, vay millet vay. Türk askerini ölüme gönderirken, ölüme, işte ölüme gidiyor, karşıda düşman var. Taarruza kaldırırken, taarruza, yani saldırıya kaldırırken, ölüme gönderirken, o askeri ölüme götüren, vallahi dini bir değerinden dolayı gidiyor. Ölürsem ne diyor, siz söyleyin. Bakın, ölüme götüren İslam'dır. Yani bize enerjiyi veren İslam'dır. İslam'dan uzaklaşırsanız gecenin karanlığından korkarsınız. Bizi idare eden devlet adamları aklını başına alsın. Bizi yönetenler aklını başına alsın. İslam'a sahip olsunlar. Yoksa kimseyi göreve gönderemezsiniz. Kimseyi ölüme gönderemezsiniz. Ölürsem şehidim, kalırsam gaziyim diye inanmayan bir insanı vallahi billahi ölüme gönderemezsin. Aklınızı başınıza alın, bindiğiniz dalı kesmeyin. Bu milletin bütün değerleri, güzelliği, bak diyorum güzelliğimiz varsa İslam'a borçluyuz. Hala birbirimizi parçalamıyorsak İslam'a borçluyuz. Bakın Amerika'ya gidin, 100 Amerikalının 78'i eroine bulaşmış, eroin, uyuşturucu. Şu millet uyuşturucuyu kullanmıyorsa, vallahi haramdır, günahtır, cehennemlik olurum diye kullanmıyor. Yok, niye bu değerleri kaldırıp atmak istiyorsunuz? Nasıl insanları peki huzura götüreceksiniz?
nasıl barışa götüreceksiniz? Nasıl Müslümanları kardeş yapacaksınız? اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ Bir toplum kendi değerlerini unutmadıkça Allah diyor ki ben o toplumu unutmam. O toplumu bozmam. O toplum çürümez. Evvela çürümeye meyleden biziz. Kelimeler bozuluyor, terimler bozuluyor, kavramlar bozuluyor. Düşünün, İslam kültürüyle, İslam değerleriyle yaşayan toplumlarda nikah son derece önemlidir. Nikah. Nikah olmadan bir kadınla bir araya gelemesin. Nikah. Nikahsız hiçbir ilişki caiz olamaz, haramdır. Bunun adına bir kadın veya bir erkek olsun, nikahsız ilişkide bulunmaya Kur'an-ı Kerim ne diyor siz söyleyin? Fuhuş. Öyle mi değil mi? Fuhuş. Bu işi yapana da fahişe. Nikahsız pis işlerle iştigal ediyor. Bakın bu fahişe kelimesi kaldırıldı. Lügatlerden kaldırıldı, zabıtlardan kaldırıldı, basından, yayından, medyadan kaldırıldı. Fuhuş yapan, nikahsız cinsel ilişkide bulunan bir kadın yakalandığı zaman bütün gazetelere bakın ne diye yazıyorlar? Fahişe diye yazıyorlar mı, yazmıyorlar mı? Yazmıyorlar. Onun yerine bir kelime koymuşlar. Nedir siz söyleyin? Hayat kadını, vay şerefsiz adam! Hiç fuhuş yapan kadın, hayat kadını olur mu? Yani fuhuş yapan kadında hayat var, ooo ne güzel, aferin anlamına gelen şerefsiz bir kelime. Niye bozdunuz ahlakımızı? Bak sen bozdun, medya bozdu, kültürümüz bozuldu, kelime bozuldu, hayatımız, hayamız, ahlakımız bozuldu. Bunu yapmaya hakkınız yok. Kur'an buna fahişe diyorsa sen hayat kadını diyemezsin. Dediğin an Allah'ı inkar etmiş olursun. Yapmayın Müslümanlar. Böyle bir yere varamayız. Bir millet kendisini bozmadıkça Allah onları bozmuş. Ayet. Okuduğum ayet de söyleyeyim size. Ra'd suresinin 13 numaralı ayeti. Er-Ra'du. Gök gürültüsü anlamına geliyor. Ra'd. Bütün bunlar birer rapor gibi, teşhis raporları gibi. Cenab-ı Hakk'ın bize tedbir alalım, tatbik edelim, bu tehlikelere düşmeyelim diye verdiği haberlerdir. Çocuklarımız bozuluyor. Evet, bu bir gerçektir. Nerede bir bozulma varsa orada o bozulmayı sağlayan bir fail var, bir etki var, bir şey var ki bozuluyor. Televizyonlar, televizyon yayınları, erotik yayınlar, hayasız yayınlar, şerefsiz yayınlar, kirli yayınlar, pis yayınlar, öldürücü, vurucu, kırıcı şiddet filmleri, şiddet eserleri, çocuklarımızı kavgaya, çatışmaya, boğuşmaya, hırsızlığa, öldürmeye alıştırıyor mu, alıştırmıyor mu? Peki nereden bekliyorsunuz kurtuluşu? Bozuluyor. Tedbiriniz olması lazım, çareniz olması lazım. Bozulmayasınız, çözülmeyesiniz, mutlu olasınız, hayatınızı, canınızı, malınızı garantiye alasınız diye milletvekillerini seçip parlamentoya gönderdiniz mi, göndermediniz mi? Niye hayatınız garantide değil? Ama milletvekili kendi hayatını garantiye almış. Nasıl garantiye almış? Milletvekilinin nesi var, siz söyleyin, nesi var? Dokunulmazlığı var, dokunulmazlığı var. 100 kişi öldürse yakalayamıyorsun, dokunulmazlığı var. Kendisini garantiye almış, milletten hiç haberi yok. Bu adama milletvekili denir mi de? Hey gidi Müslümanlar hey! Ne milletvekili? Enflasyonun altında millet inim inim inliyormuş. Etin kilosu 1,5 milyona çıkmışmış. Kömürün tonu 30 milyon olmuşmuş. Milletvekilin nesine? Nesine bu adamın? 600 milyon maaş. Uçak yarı fiyatına. Her şey keyfine zevkine. Bir de dokunulmazlığı var, kimse dokunamaz. Seni mi temsil ediyor milletvekili, kendisini mi? Zavallı Müslümanlar. Allah-u Teala en kısa zamanda 3 ayların içindeki bereketler hürmetine yeniden İslam'a sarılarak hayata hakim olmayı Allah bize nasip eder. Ezan okundu, okut. Uzatmayayım çünkü çek ve senet kavganız İslam'dan daha önemli şu anda. Dinimizden önemli oldu çek ve senet.